Türk. Türk. Ha, Türk, Türk. Bak abinin kılıcı, birer yüzlü bir toplum, içi full et dolu. Ne ol? Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın en büyük ülkelerinden biri olan Moğolistan'dayız bu bölümde. Asya ülkelerinden biri olan Moğolistan'ın toplam nüfusu 3.3 milyon civarı. Fakat bu nüfusun sadece %35'lik kısmı başkent olan Ulaanbaatar'da yaşamaktadır. Geriye kalan tüm nüfus ise uçsuz bucaksız olan bozkırlarda göçebe yaşamı ve diğer küçük şehirlerde yaşamını sürdürüyor. Hemen şurada arkamda görmüş olduğunuz heykel tarihte hepimizin tanıdığı Cengiz Han, Büyük Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu, 1206 yılında kurulmuş. Burası da hiçbir bilgi yazmıyor ama büyük ihtimalle hükümet sarayıdır. Hemen önünde kocaman bir tane heykeli var Cengiz Han'ın. Bugün de ayrıca Moğolistan'ın Nadam Festivali adında bir festival var. Önemli günleri. 5 günlük bir tatil sürecindeler. Maalesef ablamız da bilmiyor ama isimlerini merak ediyorum. Cengiz Han, right. You know his name? Ogote. He's a commander. Tepede gördüğünüz ise Moğolistan'ın bayrağı. Moğolistan'ın 1992 yılından bu yana kullandığı resmi bir bayrak bu. 3 dikey şerit ve 2 renkten oluşuyor. Mavi renk dayanışmayı ve umudu, kırmızı renk ise bağımsızlığı simgeliyor. Moğolistan'ın ulusal bayrağı yukarıda. Burada da atlarla. Hey, hi. Where are you from? Türkiye. Türkiye. Wow, I know. That's where you come from? Welcome to Mongolia. Thank you so much. You're from Mongolia. Yeah, I'm Mongolian. This is Mongolia. This is Mongolia. Bak abinin kılıcı. Festivalden dolayı da burada da fotoğraf çekimleri vesaire yapılıyor. Moğol kıyafetleri var. Şöyle. Bak mesela bu arkadaş giymiş bir taneyi. Bu da başka bir kıyafet. Yine şurada da yine lokal kıyafetleriyle burada da fotoğraflar çektiriyorlar. Yaşlılarda falan çok güzel durmuş ya. Bak mesela abimizin kıyafeti çok güzel. İşte perfect. My father. Your father. İşte. How to call this dress name? Mongolian del. 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 Şu giden amcanın kıyafeti çok güzel. Bir yanına yaklaşalım. Amcanın kıyafetine çok hayran kaldım. Hey. Keyifli bir ortam var, tatlı insanlar, güler yüzlü bir toplum. Gelen giden herkes selam veriyor. Daha bir sorun, bir sıkıntı yaşamadık ikinci günümüz ama. Nadam Festivali zamanı olduğu için de buraya da böyle bir sahne kurulmuş. Herkes burada bayramını kutluyorlar. Erkeklerin üç oyunu da deniyormuş Nadam Festivali'ne diğer bir adıyla. Moğol güreşi, atçılık ve okçuluk yapılıyormuş bu festival içerisinde. Kendi kültürlerini vesaire gösteriyorlar. 5 günlük de tatilleri var. Hi. Do you speak English? Oh yeah. What's your name? What is your name? Johnny. Böyle işte. Böyle herkes şıkır şıkır giyinmiş gelmişler buraya. Biz de tabii festival, eğlence var deyince Hayto yollarda İbo'yla birlikte aktık geldik buraya. Kanka ne diyorsun ortama? Semt online'ız. Partiyi bekliyoruz. Akşam kopacakmış buralar. Büyük gösteri yapacaklarmış. Çok güzel ama şovlar olacakmış kanka. Kutlamalar stadyumda yapılıyormuş. Asıl merkez orasıymış. Biletle giriş yapılıyormuş. Orada fiyatını işte ödemedik. Güreşi, atçılığı, okçuluğu falan yapıyorlarmış. $100 falan diyorlar kanka bilete. Çok para abi. Fazla para. Yani iyi para. Ama akşam buraya geleceklermiş kutlamak için. Biz de akşam burada görüntü yakalayabilirsek göstermeye çalışırız. Şimdi akşama doğru festivali bekleyeceğiz. Fakat festivali beklerken biz bir gidelim yemek yiyelim. Bir şeyler atıştıralım. Acıktık abi. Yemek önemli kardeşim. Aynen. Acıktık. Hadi gidelim. Vamos. Vamos.
Abi Özbekistan'da ben bunu çok yiyordum zaten. Samsa, samosa, farklı farklı isimleri var. Yine burada, burası Özbeklerin restorantı değil mi? Peki bunu tandırda mı pişiriyorsunuz yoksa fırında mı? Fırında. Tamam, Özbekistan'da tandırda içinde pişiriyorlardı. Kahvaltıyı burada Özbek restorantında yapacağız. Samsa aldık. Ne kadar samsa tanesi? 5.000. 5.000. Yani ortalama işte 1.5 dolar falan yapıyor. Bakın fiyatlar yazıyor burada. 15.000'e kebap alabiliyorsunuz. 13.000'e Özbek pilavı alıyorsunuz. 10.500'e de döner mi? Şavurma mı? Şavurma yok. Yok onlar. Böyle mis gibi iki tane samsayla kahvaltı yapacağız. Kebap da böyle bu şekilde geliyor. Ekmek çok fazla vermiyorlar. Bizim bizim Türkler çok ekmek yer. Tamam ver abi. Abimiz de burada böyle şişleri. Oba. Bak kanka burada böyle şişler pişiyor. Yaklaşık 400 gram et varmış. Evet. Harbiden tam 400 gram mı var her birinde? 350-400 var abi. Dünkü çok güzeldi ya. Güzel mi? Bu da çok güzel abi. Şunun içerisine de pilav koyuyorlar. 5 dakika sonra pilav geliyor. Tamam, 5 dakika sonra da pilav geliyor. Hadi. Ve kardeşimle birlikte kahvaltı keyfi. Tabii nasıl abi. Gidiyor abi Moğolistan? İkinci güzel günümüz abi. Bugün. Çok beğendim. Vallahi insanlar çok samimi, çok güzel insanlar. Keyifli gidiyor. Güzel geçecek diye düşünüyorum. Ben beğendim. Bakıyor. Ve samsalarımız geldi. Özbekistan'da her sabah bunu yerdim kahvaltıda. Sen ilk defa deneyeceksin değil mi? Ben yedim Kazakistan'da. Valla. Ama şey, oradaki küçüktü Kazakistan'daki. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Cheers. Abi, bakar mısın şu olaya? İçi full et dolu. Bizde abi ne oluyor? Poğaçaya zeytini koklatıp geri çıkartıyorlar. Ama Özbekler gerçekten çok güzel yapıyorlar bu samsayı. Afiyet olsun. İşte Özbek pilavı abi. Abi pirinç böyle tane tane dökülüyor Özbek pilavında. Yine kuzu eti var, havuç var. Nasıl küçük şey küçük sarmalar koyuyorlardı bir de Özbekistan'da bunun içine. Çok bir güzel kanka. Bir, ha, bir tane bir tabak söylüyorum. Bir de üzüm var değil mi içinde? Var. Bir de üzüm var abi içerisinde. Şimdi biz tadına bir bakalım şunun şöyle. Böyle bugüne kadar gittiğim ülkeler, yediğim yemekler arasında en güzel yemeklerden birisi Özbek pilavı. Özbek restoranının yanında hemen burada State Department Store diye bir şey var. İçerisi abi bildiğiniz AVM, işte tüm markalar var içinde. Buranın yanında bu Özbek restoranı. Karşıya geçmemiz gerekiyor. Ve trafikte de yaya geçidinde gerçekten çok saygılılar, duruyorlar görüldüğü üzere. Ve hemen yolun karşısında burada Moğolistan'ın ulusal yemeklerinin olduğu bir restoran var. Bakalım içine girelim. Biraz karnımız fazla açtı, şansa bırakmak istemedik. O yüzden Özbek restoranında yedik bir şeyler. Burası da bir Moğol restoranı içerisi. Böyle. Beni burada. Beni burada mı? Bak mesela mandu standart. Mandu birçok yerde var zaten Asya'da. Şu erişteli, noodle'lu bir şeye benziyor. Fiyatlar falan da fena değil aslında. Hepsi koyun eti. Evet, hepsi koyun eti. Sadece çünkü koyun eti yiyorlar burada. Domuz tüketmiyorlarmış. Domuz yok. Dana eti bile yemiyorlar kanka. Yani bir Moğol restoranında da çok rahat bir şekilde yemek yenilebilir. Bak şu lahmana benziyor biraz. Şurada da böyle mezeler falan var. Moğol restoranı ve yemek olayı da böyleydi. Yemek kısmını hallettiğimize göre, yani kısacası bizim damak zevkimize gayet hitap ediyor Moğol yemekleri de. Hadi o zaman devam edelim. Vamos. Burası da abi Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği. Başkent Ulan Batur'da bulunuyor, merkezi bir kısımda. Zaten şehir çok ufak. Herhangi bir sorun yaşadığınızda, pasaportunuzu kaybettiğinizde, elçiliklere gidiyorsunuz gittiğiniz ülkelerde.
Özellikle genellikle pasaport kaybetme durumlarında oluyor. Elçi Bey'le tanışmak isterdim ama şu anda elçilik kapalı bayramdan dolayı. Hem Türkiye'de şu anda Kurban Bayramı 9 günlük. Aynı zamanda da burada da Nadam Festivali diye ulusal bayramları var. Bu da 5 gün sürüyor. Yani elçilik otomatikman bir 9-10 gün falan kapalı. O yüzden Elçi Bey'le tanışamadık. Belki tatil. Döndükten sonra... Dönüşte uğrarız inşallah. Videoyu görürse uğrarız. Belki davet eder. Ve şimdi Moğol müzelerini, Moğol sarayını görmeye geldik. İnşallah açıktır içerisi. Vay be, pencereler çok güzel görünüyor. İş nereden acaba? 1926'da müzeye çevrilmiş. Bokham Place. Bir şey yazıyor burada, Google'daki bilgiye göre kış sarayıymış burası. Aynı zamanda müzeymiş. İçeriye girip bakacağız. İşlemeler falan harika ya şu tepedeki. Gidelim yakından inceleyelim. Hi. Ay ne güzel. Amcayla teyzenin amcayla teyzenin kıyafetleri çok güzeller. Türk. Türk Türkiye. Türkiye. Türk. Türk. Türk Türk. Thank you so much. Hayta. Hep böyle Uzak Doğu filmlerinde falan görürdük ya böyle sarayları. Bak onlardan biri. Ne kadar güzel kıyafetleri ya. Hey amcamla teyzem. Hi. How are you? I'm good. How are you? How to call this dress name? This dress name? Yes. Mongolian name is Del. 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 Yes. They are your father and mother. She's my mother. She's my big brother. Nice to meet you. Okay, nice Hungary is so beautiful. People is so nice. I really like it. Okay, thank you. Where are you from? Turkey. Turkey. Oh, I am okay. Turk. Okay, okay. Turkish people is very good. I thank you so much. Thank okay, you so thank much. You. Bye. Bye bye. Var mısınız şu işleminin güzelliğine ya? Harika. Daha ilk birinci kısmındayız. Burası kocaman bir kompleks olan bir saray. Bir öteki kısmı vesaire de var. Ama sanki böyle küçükken izlediğim Uzak Doğu Asya filmlerindeki o savaş filmlerinin tam içerisinde gibiyim. Bir gün Moğolistan'a gideceksin deseler hayatım boyunca inanmazdım bir gün Moğolistan'a geleceğime. Çünkü hep böyle uçak biletleri çok pahalı, çok uzak vesaire, karadan geçiş yoktu diye. Ama çok şükür buradayım. Buraları da gördüm. Buraları da gösterebiliyorsam birilerine, eğer izleyip bilgi alıyorsanız, beraber öğreniyorsanız ne mutlu bana. Hadi devam edelim. İnsanlar çok tatlı ya, çok iyi insanlar. Moğolistan'da insanlar Tibet Budizmine inanıyorlar. Sadece %5'lik bir kısım var. Kazak Türkleri yaşıyor. Kazakistan tarafına doğru. Zaten oraya da gideceğim ilerleyen günlerde. Oradaki halk Müslüman. Hani ikinci kısımdaki tapınak kısımda da Budizmle alakalı heykeller vesaire var. Ve bunun dışında da şamanizm, işte ateş tanrısı vesaire gibi farklı inançları var. Zaten gezdikçe, gördükçe, öğrendikçe anlatmaya çalışacağım. Hadi gidelim. Şimdi burada tapınağı gezerken, kız sarayı değil mi burası? Sarayı gezerken böyle bir Türk kafilesiyle karşılaştık. Kısaca bir kim olduğunuzu vesaire alabilir miyiz? Bizim bir ajantamız var. Aşağı yukarı 30 senedir dünyayı gezen gezginler, sizin gibi güzel gezginler bizden birlikte geziyorlar. Her sene bu ayda Temmuz ayında Moğolistan'a geliyoruz. Bu sene sizden karşılaştık, hoş olduk. Süper. Kaç kişi var burada? 14 kişiyiz. 14 kişisiniz? 14 kişiyiz, evet. Harika. 14 kişiyiz, güzel bir tur yaptık. Evet. Buradan başladık, Ulanbatar'dan. Ulanbatar'dan sonra burayı gezdik. Sonra Terajje indik, oradan geri geldik. Sonra uçağa bindik. Gursaykan'a gittik. Gobi Çölü'nde vakit geçirdik. Gobi'yi doğuya doğru geçtik. Karakurum'da Türklüğümüzü aldık. Karakurum'dan sonra tekrar Ulanbatar'a doğru geri geldik. Nadam'ı yaptık. Yarın sabah
geri döneceğiz. Harikasınız. Yolunuz, gönlünüz, bahtınız çok açık olsun. Çok memnun oldum. Merhabalar. Siz de grubun içerisindesiniz değil mi? Evet. Öyle mi? Evet. İlk defa mı yurt dışına çıktınız yoksa? Daha önceden yani çıktınız. Buraya ilk defa geldim. İlk defa buraya geldiniz. Buraya ilk defa geldim. Ama geldiğime değdi. Kaç gündür buradasınız? Bugün 10. günümüz. Moğolistan'la birlikte bütün Orta Asya'yı yapmış oldum. Süper. Ben de daha önceden Kazak, Kırgız, Özbek oralarda bulundum. Geçen yıl o ikileri yaptım. Onun bir öncesinde Altay ve Baykal Gölü'nü yaptım. Harikasınız. Moğolistan'la taşlandırıyorum size. Süper. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Kendinize iyi bakın. Çok tatlısınız. Sevgiler. Şimdi parayı anlatacağım. Her ülkede olduğu gibi burada da Moğolistan'da da parayı inceleyeceğiz. Para kaç para? Para değerli mi değil mi? Elimde görmüş olduğunuz para Moğol Tugri olarak geçiyor. Moğolistan'da bu para kullanılıyor. Dolar olarak peki karşılığı ne? 1 dolar 3120-3150 Moğol Tugri yapıyor. Yani mesela elimde şu 10.000 var. Bu ortalama 3 dolar falan yapıyor. Dolar 20 sent falan 30 sent gibi bir para yapıyor. Paraların da üstünde ön kısmında Cengiz Han var. Birkaç tanesinde farklı tarihi komutanlar var. Zenginiz. Zenginiz. Fakat parada anlamadığım bir olay var. Şurada sanki Arapça mı yazıyor, bir yazıyla bir şey yazıyor. Ne olduğunu anlamadım. Değişik bir alfabe kullanılmış. Arapça. Ne yazdığını çözen bilen varsa bu. Ne olduğunu çözen bilen varsa süper. Gençler ne yapıyorsunuz ya? Allah. Kardeşim. Hani burada ata biniyordu bu insanlar ya? Arabalara bak, çok güzel arabalar. Direksiyonlar hem sağda var hem solda var bu arada. Hemen görülecek şeylerden biri de burada Marco Polo'nun çok güzel bir heykelini yapmışlar. Marco Polo İtalyan ünlü kaşif gezgin. Fakat biz Evliya Çelebi'nin torunlarıyız. Marco Polo Asya'ya çıkarken Özbekistan'a geliyor, Çin'e ulaşıyor. Oradan Moğolistan'a gelip Cengiz Han'ın torunu olan Kubilay Han'la tanışıyor. Burada kalıyor bir süre. Böyle işte burada da Marco Polo'nun bir heykeli duruyor. Kardeşim unutma biz Evliya Çelebi'nin torunlarıyız. Doğru kanka. Öyle. Aynı kandan geliyoruz. Columbus, Evliya Çelebi, Marco Polo. Ve Bilgiç Berko ve Hayta yollarda. Diğer gezginlerimize de selam olsun ama çok kaliteli dünyayı gezen YouTuberlarımız. Sosyal medyada içerik üreten insanlar var. İşte değişik yollarda bizim Oğuzhan Yırtık. Arda Pazır, var da var. Hepsine Uğur var. Olsun. Hepsine selam olsun. Adını sayamadım. Aklıma şu an gelmeyen kim varsa, kim geziyorsa yolu gönlü bahtı açık olsun. Bol bol izlenmeleri olsun. Bol bol izlenmeleri olsun. Ayaklarına taş değmesin ve bizim de. Ama Marco Polo dünyanın içinden geçmiş ya. Marco Polo mu? Evet. Gezmiş adamı da her yeri kanka. Ya bana bazen o muhabbeti yapıyorlar Marco Berko falan filan hadi diye. Ya. Abi bana annem küçükken Berko Berko diyordu. Sonra arkadaşlarım da Berko diyordu. O öyle kaldı. Vay sosyal be. Medyayı da açarken Bilgiç Berko güzel diye kaldı. Kanka yakışıyor Berko daha iyi bence. Hayta yollarda. Tamam. Hayta senin. Soyadım benim. Soyadım. Herkes ismimi biliyor da soyadım. Hadi devam edelim. Devam edelim. Ve gelmek istediğimiz noktaya geldik. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve birinci cumhurbaşbakanı. Burası Atatürk ilk orta ve lisesi. Hem ilkokul hem ortaokul hem de lise burası. Bina aslında ta Sovyetler döneminden yapılan bir binamış. 1957 idi değil mi tarihte? Aynen kanka. 1957 yılında yapılmış fakat 2008 yılında TİKA tarafından bina onarılmış, düzeltilmiş. Burası okul olarak kullanılıyor şu anda. Okulun da ismi tabeladan da anlayacağınız üzere Atatürk Okulu burası. Bakın hemen TİKA'nın şurada şeyi var. Tabelası gidip inceleyelim. Atatürk Okulu dış cephe taş kaplama ve tadilatı Moğol halkına Türk halkının armağanı olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA tarafından yapılmıştı 2016. Tarihlerde küçük bir hata vesaire olabilir ama burası Atatürk Okulu. Böyle kocaman büyükte bir bahçesi var. İçeri girebiliyoruz değil mi? Hı hı. Türk var mı içeride? Burada var mı?
Hi. Asta çok kötü bir şey bu işte. Sırgır sen. Geç basın. Öğretmen var mı? Türk öğretmen. Vay be. Mustafa Kemal Atatürk'ün böyle burada köşesi var. Nutuk. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı. Benim şurada bir tutsana bir şimdi. Tabii kankam. Önemli böyle şeyler. Önemli, önemli böyle şeyler. Ben 5 yıldır çantamla taşıyorum bu bayrağı. Anımız olsun burada da. Şeyi çok merak ettim, acaba okulda Türkçe eğitim vesaire yapılıyor mu diye. Şu an tatil olduğu için kimse yok, öğrenciler yok, öğretmen yok. Ben bir TRT'nin bir belgeselini izlemiştim, orada Türkçe konuşan bir abimiz falan vardı. Ama şu an kimse olmadığı için maalesef. Ben Gagavuzya'ya da gittim, Moldova'da. Aha. Aynı Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk TRT'nin okulu. Türkçe dersi veriliyordu, Türk hocalarımız vardı. Süper ya. Aynen. Burada da varmış öğretmen. Tatilmiş sadece, o yüzden yokmuş. Evet, şeyde görmüştüm ben o belgeselle. İçerisi de böyle. İkinci günden herkese selamlar. Video ilk günüm diye devam ediyor ama bugün o kadar heyecanlıyım ki anlatmakta. Ben burayı hep sosyal medyada gördüm, internette gördüm. Cengiz Han'ın büyük heykeli. Couchsurfing'den bugün tanıştığım insanlarla birlikte geldim buraya da. Bir tane de Kore'den gelen Koreli bir misafir var. İşte birlikte gezmiş olacağız burayı. Hep görürdüm ya burayı. 40 metreden oluşan paslanmaz çelikten yapılmış büyük bir dev bir Cengiz Han heykeli burası. Cengiz Han anıtı. Sorry, what did you say? He can speak English. He can speak English. No. Hi. Hi. How are Where you? Where are you from? I am from Turkey. Ah, yeah. Ah, Türk kızı çok. Like. Türk. Türk kızısın gene. Ah, thank you so much. Do you like here, Mongolia? I love it. Yeah. I love it, people. Yes. I love it, nature and food. You know Turkey, right? I Istanbul. Haven't been there, but I know. You know. Some of my friends are there. Give me five, man. My brother, he wanna take picture. Yeah, of course. That are Peter. You have to be handsome, bro. Okay, have a good trip. Thank you so much. Thank you so much. Anlattığım, önceki bölümde anlattığım hani Couchsurfing'den bir evde kalıyorum falan demiştim ya. Olay bu. Bu bir uygulama. Gezginlerin, seyahat edenlerin birbirlerini misafir ettiği, evinde ücretsiz konakladığı, bazen yol arkadaşı olduğu, bazen birlikte işte aynı geziyi paylaştığı bir telefon uygulaması. Reklam falan değil bu kesinlikle. Ben yıllardır seyahat ederken kullanıyorum, o yüzden seyahat ederken gerçekten işe yarayan şeyleri size de anlatmaya çalışıyorum. Belki bir kardeşime, belki gezecek insana faydası olur diye. Şimdi artık Cengiz Han'ın önüne doğru çıkalım. Şimdi buraya gelmişken Cengiz Han'la ilgili birkaç enteresan bilgi var internette. Onları anlatacağım. Öncelikle 1206'da kurulan Büyük Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu ve hükümdarı. Burada mesela şey, biz Cengiz diyoruz ya hani, Çingiz Han diyorlar. İki deniz anlamına geliyormuş. Adam 50 kilometrede bir at çiftlikleri kurarak kendi haberleşme ağını kurmuş. Yani Çin'den başlayan bir mektup bir hafta içerisinde Mısır'a kadar ulaşabiliyormuş. Vallahi bu biraz bana abartı gibi geldi. Ama böyleymiş. Şu uçsuz bucaksız bozkırın güzelliğine bakar mısın ya? Cengiz Han Avrupa'ya hiç gitmeden bile Avrupa nüfusunun %65'ini veba hastalığı ile yok etmiş. Tarihte psikolojik savaş ve kimyasal savaş kavramlarını başlatan ilk kişi. Cengiz Han bir şehre saldırmadan önce de ilk önce elçisini gönderirmiş. Aynen şu mesajı iletirmiş. Teslim olursanız tüm erkekleri öldürürüz. Yaşlılara, çocuklara ve kadınlara dokunmayız. Ancak direnirseniz hepinizi öldürürüz. 40 milyondan fazla insanı öldürmüş Cengiz Han. Yanlış okumadıysam internette dünya nüfusunun %22'sini falan katletmiş adam. Esir alsa bile esirleri de savaşta en öne sürüyormuş. Yakıp yıkıp geçiyormuş adam sadece.
Bugün işte tarihte Moğolistan'ın bozkırlarına gezmek de nasip oldu. Hemen girişte şöyle bir bilet almanız gerekiyor. 10 binmiş yani yaklaşık olarak 3 dolar falan civarında. Param nerede benim ya? Şunu ödeyeceğiz abi, yaklaşık 10 bin 3 dolar 30 sent falan yapıyor. Bununla şimdi giriş yapacağız. Vay be. Bir gün burada olabileceğimi ben hala şoktayım, hala sanki şey jetlag'da gibiyim. Vay. Manzara çok güzel. Uçsuz bucaksız tüm bu bozkırlarda gezeceğim abi ben buralarda. Otostop çekeceğim. Köylere gideceğiz. Şu çadırlarda kalacağız. Cengiz Han he. Yorum hep yorumlarda ve Instagram'dan gelmiş. Moğollar Türk müdür diye. Ben birkaç hocaya sordum bu konuyu. Moğollar Türk değildir ama Türklerin de uzaktan akrabasıdır. Öyle dediler. Ben tarihçi falan değilim. İnternetten araştırdığım kaynaklı bilgiler ya da eğitim görevlilerine vesaire soruyorum bu soruları. Kesin midir, değil midir bilemem. Hava soğuk, üstümüzü giyelim, hasta olmayalım abi. Kapımızı da kapatalım. Şimdi bir Budist tapınağına geldik. Budist tapınağını göreceğiz. Turist 2000. Şu mu ya? Bu kaç para? Şu şöyle 1000. Bir de şuradan şunu aldık mı 2000. Al kardeşim. Al. İyi Allah'tan her yere giriş ucuz. Yalnız bayağı bir merdiven çıkacağız. Buraya böyle paralar falan bırakmışlar. Şimdi şurada şöyle bir ilginç olay varmış. Şunu şöyle çeviriyormuşsun. Numaralar geliyormuş. Bak bizim Koreli çevirdi. Burada tepede şöyle numaralar varmış. Buna göre mesela neye geldi çocuğunki? Dur bakalım artık. Durmuyor. Vallahi tam anlayamadım olayı. Çünkü tam çevirirken gelip başkaları falan da çeviriyor. Numara veriyor. Benim İngilizcem çok iyi değil. Kızın da dediği şey bu numaraya göre. Çok anlamadım yani. Ama manzara falan şahane. İnanılmaz güzel bir yere geldik. Budizmin abi yeryüzünde 500 milyondan fazla inananı varmış. Tibet Budizmine inanıyorlarmış insanlar. Budizmin çıkış yeri de aslında Hindistan'dan doğuyormuş. Devam edelim, tapınağı görelim. Biraz önceki o çevirdiğimiz yerdeki şeylerin de bakın buradan tapınağa gidene kadar ne olduğuna dair, numaranın neye geldiğine dair yazılarla yazmışlar. Aa, şimdi şuradan tapınaktan bir sürü merdiven çıkıp yukarı gireceğiz. Şunları Mehmet'in videolarını izlerken Nepal videolarında falan görmüştüm. Size bir şey diyeyim mi? Baya baya sallanıyor ha. Denge sıkıntısı falan yaşayan bir insan için sıkıntı. Baya sallanıyor. Baksana. I'm scared. Bu zor. Acayip yoruldum. Çok yoruldum. Budizm'de de mezhepler varmış abi. Tüm mezheplerin ortak bir inandığı bir şey varmış. Hepsi reenkarnasyona, yani yeniden doğuşa inanıyorlar. Çok güzelsin be. Şimdi tapınağın içini göreceğiz. Meditation Center yazmışlar. Meditasyon tapınağı. Ulaanbaatar'dan 60-70 kilometre dışarıda. İçerisi böyle rengarenk. Burası abi aynı zamanda şu anda da aktif olarak meditasyon için kullanılıyormuş. Tapınağın harbiden ben manzaraya gerçekten aşık oldum.
Baksana ya şuranın güzelliğini. Ya işte bu ya bak. Drone'umuz yok. Canlar. Drone'um yok ya. Drone olsaydı keşke şuradan uçurup gönderseydim, süper olurdu. All until go there. Abi şunları da bir de şöyle döndüre döndüre şu içeriye kadar gidene kadar hepsine dokunman gerekiyormuş. Böyle çeviriyoruz. Her şey yolunda gidecekmiş anlamı bunu böyle çevirerek buraya gelmek. Burada da yine Buda'nın bir heykeli var. Pınar arkadan görüntüsü de böyle. Dostlarım video buraya kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beni anlık paylaşımlarım için Instagram'dan takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum buraya kadar izleyen herkese canı gönülden. Bu izlediğiniz videolar sayesinde ben de seyahatlerime devam edebiliyor. Buradan finansını sağlıyorum. Abi şuraya git, buraya git diyebileceğiniz yerler var ise de önerilerinizi bekliyorum. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki bölümde artık köylerde, kasabalarda görüşmek üzere. Haydi Allah'a ısmarladık.